23 ekranlarından tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Eğitim Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli, çok kıymetli, her zamanki gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. Onu ağırlayacağız. Din eğitimini konuşacağımız ve din eğitiminin temellerini, din eğitiminin sıkıntılarını ve çözümlerini konuşacağımız sayın konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın İhsan Soysal'da hocam, evet. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Sayın İhsan Soysal'da hocam. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyiz. Bugün din eğitimini konuşmak üzere, evet. Programımızı seyircilerimize sesimiz, süremiz yettiğince aktarmaya çalışacağız. İnşallah. Sizin katkılarınızla. Tabii din eğitiminin durumunu konuşmadan önce ben sizden bir din tanımını, din nedir? Evet. Bunun tanımını bir duymak istiyorum. Evet, öncelikle seyircilerimize hayırlı günler diliyorum. Bu programında inşallah hem bizim için hem de izleyenler için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hı-hı. Şimdi din öncelikle bir ihtiyaç, yani insanın yaratılışında olan inanma ihtiyacı var. Din şöyle tarif edebiliriz, genel bir tarif yapmak gerekirse. Allah-u Teala tarafından melekler vasıtasıyla peygambere gönderilen emir yasakların olduğu, işte insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu elde edecekleri prensiplerin vaaz edildiği, konulduğu esaslar veya bütün işte mükafat, ceza gibi hükümlerin bulunduğu genel anlayışa din diyebiliriz. Bizim de hepimizin bildiği gibi dinimiz İslam'dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah, Allah katında din İslam'dır. Aslında genel anlamda Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar gelen bütün dinlerin ortak adı İslam olarak kabul ediliyor ama tabii ki gelişlerinde farklı hak olan dinler isimler almış. Ve dediğimiz gibi gaye nedir? İnsanları belli prensipler, belli esaslar çerçevesinde Cenab-ı Allah'ın emrettiği emirler ve yasaklar çerçevesinde yaşayarak hem bu dünyada hem de ahirette saadetini elde etmek için bize bildirilen mesajlardır, emirlerdir, ayetlerdir şeklinde özetleyebiliriz. Din eğitiminin, İslam'ın insana intikali din eğitimiyle olur diyebilir miyiz, evet, acaba? Evet. Sizin bu anlattıklarınızdan. Şimdi tabii ki insanların hani belli bir yaşa geldiği zaman, işte öğrenmeye müsait olduğu dönemden itibaren ki ilk eğitim ailede veriliyor. Hı hı. Anne baba çocuklarına işte dini, ahlaki, milli değerlerini öğretiyor. Oradan başlayıp okullara gelince de işte din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde gerekli olan temel bilgileri özellikle başlayarak öğrenciler için, çocuklar için lazım olan, gerekli olan bilgilerle donatılıyor. Dediğimiz gibi bu bir ihtiyaç. İnsan inanma ihtiyacıyla donatılmış. Evet. O şekilde dünyaya gelmiş. Evet. Ve belli bir yaşta bunu artık bir hissediyor. Yani inanma ihtiyacı var ki mesela ateistler, inanmayanların bile onların da bir kendine göre inançları var. Hı hı. Yani o aslında bir boşluk kabul etmeyen bir duygu. İnsandaki bir özellik. Onu işte güzel işlemek lazım. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle izah ediliyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar diyor Peygamberimiz. Daha sonra anne babası hangi inanıştaysa onu o şekilde yetiştirir. Eğer Mecusi ise Mecusi, Hristiyan ise Hristiyan, Yahudi ise Yahudi. Burada işte anne baba çok önemli. Hatta şöyle bir husus daha var. Şükür konusunda geçiyor. Deniliyor ki Allah-u Teala'nın bizi hidayet üzere yaratması, yani Müslüman olarak yaratması da İşte din olarak İslam'ı, Allah'ı Rab olarak tanıma ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'i tanıma da bir şükür gereğidir. Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış. Mesela şöyle düşünelim, biz hiç inanmayan veya şu anda İslam'ı din olarak kabul etmeyen başka inanışlarda da olabiliriz. Mesela sadece Hristiyanlık veya Yahudilik de değil, işte batıl olan inanışlar da var. İşte Buza'ya tapan, başka işte Buda'ya tapan. Böyle sapık düşünceler veya batıl inanışlar da var. Aslında her şeyden önce böyle bir
Müslüman ailede dünyaya gelmemize de bizim şükretmemiz lazım. Hı hı. Dediğimiz gibi bu bir ihtiyaç. Bunu güzel şekilde yönetmek, değerlendirmek lazım. Çünkü ilk eğitim çok önemli. Aileden gelerek ilk öğretimde, ortaokullarda verilecek dini eğitim, ahlaki, ki ahlak da çok önemli. Bunu hiçbir zaman ötelememek gerekir. Hı hı. Yani çünkü insanın davranışlarını etkileyen, ona yön veren o ahlaktır, o vicdandır, o inanıştır. Ve bizim mesela şuna da dikkat etmemiz gerekir din eğitiminde. Korkutmadan ziyade, işte uzaklaştırmadan ziyade sevdirerek. Mesela bir emir, Allah'ın bir ibadetini yerine getirirken veya bir bizden isteğini yerine getirirken, çocuklara bunu öğretirken Allah yakar, işte Allah şöyle yapar, böyle yapar gibi korkutmaktan ziyade sevdirerek, Allah'ı sevdirerek, peygamberimizi sevdirerek, dinimizi sevdirerek bunu öğretmemiz. Bir şeyi öğretirken işte teşvik ederek, insanları, çocukları uzaklaştırmadan. Yani zaten peygamberimiz de onu insan diyor. İnsan korktuğu şeyden kaçar. Evet, evet. Yani yaklaşmak korku istemez. Korku aracı dini veya Cenab-ı Allah'ı, peygamberimizi, Kur'an'ı, kitabımızı, işte cehennemi veya işte başka azapları vesaireyi hatırlatarak, onları öne çıkarak değil de daha fazla tabii ki bazı cezaları anlatan, havf ve reca dediğimiz, hem korku hem ümit bu dengede olması gerekir, ama genellikle yapılan hata hep korkutarak çocukları eğitmek. İşte Allah yakar. Yani öyle diyeceğimize, işte şunu yap, diyelim ki iyi bir insan ol, doğru sözlü ol, Allah seni sever. Peygamberimiz seni sever. Yani sevgi üzerinden çocukları eğitmek, yönlendirmek daha doğru olur. Zaten Peygamber Efendimiz de hep bu yolla. Evet, müjdeleyin, nefret evet. ettirmeyin diyor. Hı-hı. Kolaylaştırın, hı-hı. zorlaştırmayın diyor hı-hı. Peygamberimiz. Hı-hı. Mesela bizim dinimiz aslında barış dini. Hep üzerinde durulan, hiçbir zaman savaşı, düşmanlığı öne çıkarmayan, hep barışı anlatan. İslam da zaten barış demek. Kardeşlik demek. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki müminler ancak kardeştir. Yani onun dışında bir şey düşünülemez. Ve sevdiğimizi de Allah için sevmek. Hı hı. Yunus Emre öyle buyuruyor. Yani yaratılanını severim, yaratandan ötürü. Allah için sevmek. Hiçbir karşılık menfaat için sevmemek. Çocuklara da bunu yerleştirmek lazım. Yani yeni yetişirken, daha erken yaşlarda Allah'ı sevdirmek, dinimizi sevdirmek, güzel ahlakı onlara anlatmak ve burada en önemlisi güzel örnek olmak. Şimdi mesela anne babasında yanlış davranışlar varsa, kötü ahlaka dair olan şeyler varsa, biz o çocuğa doğrusunu söylesek dahi bizi örnek alacağı için ondan yanlış etkilenir. Onun için mesela diyelim ki bir sigara içen anne baba çocuğuna sigara içme derse, bu o çocukta etkili olur mu? Ki. Olmaz. Veya hı. yalan söyleyen bir anne baba veya başka kötü huyları olan bir anne baba onu çocuğa anlatırken, olması gerekeni anlatırken etkili olur mu? Olmaz. Çünkü en güzel örnek mesela erkek çocuklar için denilen babadır. Kız çocukları için anne örnektir. Moral bir prototip, bir örnek olması için odur. Tabii ki bizim Müslüman olarak, insan olarak en güzel örneğimiz de Peygamberimizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene diyor. Güzel örnek. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor hı-hı. Peygamberimiz. Ve övülüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Allah diyor ki muhakkak ki sen güzel ahlak üzeresin. Yani ahlakı güzel olan insan, Müslüman her zaman için övülmüş. Tabii ki ibadetler var, kulluk var. Hı-hı. Cenab-ı Allah hı-hı. ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Aslında bu kulluğun içerisine birçok şey giriyor. Mesela tanınması da diyor. Allah kendisi bilinsin diye kendisi insanları yarattı. Dünyaya geldik. Dünya bir imtihan alanı. Ama burada yaratılış gayemizi unutmadan, dünyada yapmamız gereken vazifelerin de yerine getirip, ahiretimizi de kazanacak şekilde milli manevi değerleri, ahlaki değerleri kendimize ve çocuklarımıza kazandırarak böyle bir hayat sürmemiz ve Müslüman örnek hı-hı. insan olması hı-hı. lazım. Yani başkalarına örnek olacağız ki faydalı birer insan olalım. Zaten insanların en hayırlısı diyor, insanlara faydalı olandır. Faydalı olandır. Faydalı olmayan, zararlı hı-hı. olan insan aslında evet. hem kendisine hem de topluma evet. zararlı olan insandır. Evet, zaten şimdi biz din eğitiminin temellerini konuşacağız demiştik ve temellerinden evet. başladık hocam söyleşimizi. Evet. Çünkü ailedir dediniz, din eğitiminin tabii. temeli ailede başlar. Her eğitimde olduğu gibi aslında güzel ahlakın kazanılması,
işte yalan söylemenin yanlış olduğu vesaire, işte adaletli olmak, evet, şefkatli olmak, feragatlı olmak, bunların hepsi belki de en önce ailede edinilen çok önemli davranışlardı. Evet. Şimdi hocam tabii ki biz eğitim noktasında okullarımızda öğretilen, okullarımızda öğrencilerimize bir ders olarak sunulan din kültürü, ahlak bilgisi derslerinde temel olarak ne öğretilmelidir? Yani sadece ibadet hususları mı anlatılmalıdır? Çünkü biliyoruz ki bizim dinimiz sadece ibadetten usule gelmiş değil. Evet. Beraberinde işte akidesiyle, muamelatıyla, itikadıyla hep bir arada düşünülmesi gereken bir dinimiz var. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Dolayısıyla biz sadece ibadet konusunu çocuklarımıza anlatıp bunu hayata geçirmelerindeki durumları da çocuklarımıza ne şekilde verebiliriz? Güzel örnek olabiliriz dediniz. Evet. Bu çok önemli tabii ki. Belki de din eğitimi sadece din bilgisi öğretmeni tarafından verilmiyor aslında. Evet. Diğer öğretmenlerinin de çocuk hal, hareketleri, davranışları, adalete ne kadar önem verdiği, ne kadar hoşgörülü olduğu, evet, vesaire, güzel ahlakına göre de öğrencilere örnek olma hususunda her branşın da bir din eğitimi verdiğini de söyleyebiliriz aslında, öyle, evet, değil mi? Evet. Şimdi tabii ki dinimiz sadece ibadet veya belli, hı, şeylerle, itikatla, muamelatla, ibadetle sınırlamak doğru değil. Bir hayatı bir bütün olarak, hı, ele alıp, yani mesela ilk öğreniminden veya aileden başlayarak çocuk için lazım olan bütün bilgileri, örnek davranışları, hareketleri düşünerek ona göre bir plan çizilip bir program içerisinde buna devam edilmesi gerekir. Tabii genelde şu yapılmakta diye düşünüyoruz veya yanlışlar olmakta. Hı hı. Belli kalıplar, belli işte ibadetler, belli şekiller üzerinde durulup burada esas önemli olan işin iç mahiyeti, maneviyatı, gönlü, kalbi, hı hı, veya insanın ruhu, hı hı, nefsi, bunlara da yönelip bir bütün şeklinde. Mesela şöyle anlatılır, denilir ki insan diyor bir kuşa benzer. Yani hem iki kanadı vardır, maddi tarafı ve manevi tarafı. Ruhu vardır, bedeni vardır. Onu ruhunu doyurarak, maneviyatını doyurarak, onun için gerekli olan şeyleri de vererek inancını, itikadını, ahlakını bir bütün şeklinde. Mesela biz hayatımızı sürdürebilmek için yemeye, içmeye vesaireye ihtiyacımız, uyumaya ihtiyacımız var. Maneviyatımız için de inancımıza, bilmemiz gereken ahlaki bilgilere veya ruhumuzu doyuracak bilgilere ihtiyaç var. Yani o da insanın tamamlaması gereken, yapması gereken bir vazifesi ve bunlar bir bütün olarak hayatında mesela bir çocuk, bir insan yaşarken nelere ihtiyaç duyarsa dini, hı-hı, anlamda, hı-hı, ahlaki anlamda eksikleri düşünülerek bunlar tamamlanması gerekir. Dediğiniz gibi sadece işte bir din kültürü hocasına bunu bağlamak veya aileye sadece bağlamak veya işte belli şeylere bağlamak doğru değil. Bütün örnek olacak öğretmenlerin bunu kendilerine vazife edinmeleri gerekir. Yani mesela derslerde diyelim ki başka bir ders de olabilir. Orada bir 5 dakika işte örnek davranış nasıl olması gerekir? Büyüklerine nasıl davranması gerekir? Küçüklerine nasıl davranması gerekir? Doğruluk hususunda, İşte güzel ahlak hususunda, adalet konusunda, hı hı, ne yapması gerekir? Bunlar belki birkaç dakikayla her derste gerektiği zamanlarda diğer hocalar tarafından da hatırlatılması lazım. Ya da örnek olarak, çünkü öğrenci hocasını da çoğu zaman örnek alır. Hı hı. Siz de davranışlarınızda mesela bir not verirken veya öğrenciye olan tavrınızda adaletli değilsiniz, ayrım yapılıyorsa vesaire gibi, hı hı, böyle yanlış davranışlar öğrenci üzerinde de olumsuz etki yapar. Onun için özellikle öğretmenlerin hareketlerine, davranışlarına, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Tabii dediğimiz gibi bilhassa din kültürü hocalarının her türlü davranışına hassasiyet göstermesi gerekir. Çünkü bizzat kendileri teori veriyorlar. Hatta denilir ki işte beyaz, hı-hı, bir kağıt gibidir. En ufak bir lekeyi üzerinde gösterir. Belki, hı-hı, başka branşlardan, başka mesleklerden insanların yapacağı hatalar
ona hoşgörüyle bakılır, maruz görülebilir. Ama mazeret kabul edebilir. Ama dini temsil eden ilahiyatçının, işte camideki imamın veya işte camideki vaizin, o ildeki müftünün, belli işte ilahiyattaki hocaların bu konuda daha hassas davranmaları gerekir. Çünkü bir dini temsil eden veya örnek olması gereken insanlardır bunlar. Yapacakları hep her yanlış, hep dine mal edilir. Onlar daha fazla hassas davranmaları gerekir. Evet. Ve konuşmamızın başında da hatırlattığımız gibi peygamberi metot olan, İslam'ın metodu olan hoşgörü ve sevgiyle yaklaşma, insanları birbirine kaynaştırıcı, birbirine yaklaştırıcı bir metodu temsil etme, insanları özellikle kırmamaya çalışma, kalp kırmamaya çalışma gibi Müslümanların, müminlerin kardeş olduğunu hatırlatan ve aralarını bulmaya, birbirlerine yakınlaştırmaya çalışan bir üslupla hareket etme. Zaten dünya şu anda bunu konuşuyor. Evet, yani barışa, huzura ihtiyaç var. Huzur ve kardeşlik konuşuluyor şu anda. Daha fazla ihtiyaç var. Evet. Bunu aslında mesela şu aklıma geliyor. İşte belli bir yaştan sonra insanlardaki yanlış davranışlar, işte eşiyle, iş arkadaşıyla, mesela onları işte öldürmeye kadar giden davranışlar. Komşularıyla, trafikte birbirine saygı göstermeyen insanlar, birbirinin hakkına riayet etmeyen insanlar, adaleti gözetmeyen insanlar. Feragatı bilmeyen. Evet. Mesela bizim özellikle tasavvufun ve İslam'ın bir prensibi var. İsar ve fütüvvet diye. Yani İsar bir ihtiyaç anında kendisini değil de kardeşini tercih edebilmek. Mesela bir sahabenin savaşta anlatılıyor. İşte tam böyle şehit olacakları zaman hepsi susamış. Su ihtiyacı belirmiş. İşte birisine götürüyor mesela elinde o su kabıyla. O mesela içmiyor, diyor ki kardeşime götür. Böyle dolaşıyor diyor birkaç kişiyi. Hepsi dolaşırken hepsi orada şehit oluyor. Hiçbirisi su içmeden şehit olup gidiyor yani. Yani düşünün, o ölüm anında, şehit olacağı anda su ihtiyacı var. Artık susamışlar. Kendini değil de kardeşine götür diyor. Öyle öyle dolaşırken en sonunda hepsi şehit oluyor. Hiçbiri su içmeden şehit olup vefat edip gidiyorlar. Veya fütüvvet, kendisi için değil de başkaları için yaşayabilmek. İşte diğergamlık, yiğitlik gösterebilmek. Veya işte bir esnaf teşkilatında ahilik anlayışı. Bunlar hep İslam'ın ahlak anlayışları. Mesela ne denir? İşte kendisi bir alışveriş yaptığında bir esnaf, İkinci alışverişi yanındaki komşusuna götürebilmek. O, onun bir sıkıntısı olduğu zaman ona yardım edebilmek. Müslümanlar diyor bir vücuttaki organlar gibidir veya bir binadaki tuğlalar gibidir. Birbirleriyle ilişkisi vardır, kenetlenmesi lazım. Birisinde bir sıkıntı olduğu zaman bütün vücut ne yapar? Bir organ rahatsızlandığında bütün vücut onu hisseder, etkilenir. İşte Müslümanlar da böyle olması lazım. Bu hassasiyeti çok küçük yaşlarda din eğitiminde, din kültüründe, ahlak bilgisinde verilmesi lazım. Yani insanlar için de bir şeyler hissedebilmek, sadece kendini değil, kendi menfaatini düşünme değil, başkalarını da düşünebilme ya da Peygamberimizin hadisinde geçtiği gibi kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe veya istemediğini de istemedikçe, yani biz şeyi kendine layık görmüyorsa Müslüman kardeşine de layık görmemesi lazım. Eğer kendisine istiyorsa aynısını kardeşi için de istemesi lazım. Veya elinden dilinden diyor Müslümanın emin olduğu kişi, zarar gelmeyecek. Yani insanlara zarar vermeyen, zarar yerine aksine faydalı olan, hayırlı olması için insanlara faydalı olması lazım, örnek olması lazım, yardım etmesi lazım ve bunu Allah rızası için yapması lazım. Başka bir menfaati, bir iyilik için, bir karşılık için beklememesi lazım. Hatta şöyle bir ifade var, diyor ki bir iyilik yapıp karşılığında bir iyilik bekleyen böyle bir kişi ticaret yapmış olur. Yani siz bir şey veriyorsunuz, karşısından bir şey istiyorsunuz. Esas iyilik diyor karşılık beklemeden yapmak. Karşılık beklerseniz o ticarettir diyor, iyilik değil. Yani siz bir iyilik yapıyorsunuz, karşısından da bir iyilik bekliyorsunuz. O alışveriş yani. Siz bir şey veriyorsunuz, oradan bir şey istiyorsunuz. Sıradan öyle bir duruma olmayacak. Düşüyor o zaman. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapacak. Yani karşılıksız yapacak. Yoksa bir şey bekleyerek. Hatta şöyle bir şey daha var. Belki bu işin farklı bir boyutu. İbadet ederken de veya işte Allah'a kulluk ederken de isaf bekleyerek veya bir cennet ümidiyle değil, sırf Allah rızası için hiçbir karşılık beklemeden yapmak
daha severek üstün, yapmak. Evet, onu sevdiği için yapma daha hı-hı. üstün bir seviyedir. Yani bir cennet ümidiyle veya cehennem korkusuyla değil de Allah'ı sevdiği için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a samimi bir kul olabilmek için yapması daha da faziletli bir hı-hı. davranış oluyor. Evet, diyebilir miyiz tabii ki şimdi din eğitimi çocuklarımıza duygu kazandırmaktır, davranış kazandırmaktır. Doğru duyguyu, doğru davranışı. Zaten manevi bir boşlukla oluşan bir insan hayatı var. Çocuklar büyüyorlar, işte belli bir yaşa gelene kadar bir manevi boşluk var. Bu boşluğu doğru doldurursak eğer, doğru şekilde doldurursak hiçbir sıkıntı çıkmayacak belki de. Özlenen, istenen bir toplum hayatı, İslam hayatı belki de kazanılacak. Din eğitiminde din eğitimi için hani nasıl bir insan olması gerektiği, nasıl bir kişi olması gerektiği öğretiliyor, öğretilmelidir diyebilir miyiz acaba? Şimdi insan üstünde biraz durmak istiyorum. Çünkü Allah hani ayetlerinde insan diye mesela ey yuhellezine amenü, ey iman edenler, ey insan diye başladığı ayetlerde de söylüyor ya, insan olmak. Hı. Yani insan olmak nedir? Ve insan olmayı öğretmek midir din eğitimi? Mesela şöyle bir şey var. İnsanı tarif ederken akıllı kişi, hı. akıllı olması özelliği vurgulanıyor. Bir de ahlaklı kişi. Güzel ahlaklı. Güzel ahlaklı kişi hı. olarak vurgulanıyor, hatırlatılıyor. Ve mesela insan, yani örnek insan olma ve insanı kamil olma gaye, mesela tasavvufta veya genel anlamda aslında İslam'da ulaşılması gereken insanı kamil, yani ahlaki anlamda güzel vasıfları kendisinde bulunduran, kötü ahlaka dair olan şeyleri kendisinden uzaklaştıran. İnsan. Hı hı. Hedef aslında o. Hedef bu. Ve hı. örnek insan Peygamberimiz Üsve-i Hasene. Bir başka şey, mesela çocuklar hep anlatılır işte, boş temiz bir sayfa gibi. Onu biz neyle doldurursak hı. O şekilde şekillenir ve ondan sonraki hayatını öyle devam ettirir. Onun için ilk başta da söylediğimiz gibi aileyle başlayıp ilkokul, ortaokul sıralarındaki o eğitimi eğer biz düzgün bir şekilde verirsek, ahlaki değerleri, dini değerleri, o insanı, o çocuğu da güzel bir şekilde hayata katmış oluruz. Örneklik açısından da dediğimiz gibi Peygamberimizdir en güzel örnek. Ve onun ahlakı sorulduğunda Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha, Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı diyor, Kur'an ahlakıdır. Yani yaşayan Kur'an'dır. Hı hı. Kur'an'daki bütün güzel özellikleri kendisine toplanmıştır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, hı hı. ben güzel ahlakı ancak diyor, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hı hı. Yani onun hayatına baktığımızda, ailesiyle olan ilişkisinde, insanlarla olan ilişkisinde, düşmanlarıyla dahi olan ilişkilerinde hep güzel ahlaka dair örnekler hı hı. vermiş. Mesela şöyle bir söz var, ona inanmayanlar dahi diyor ki böyle bir yüz yalan söylemesi asla mümkün olamaz diyor. Ve Muhammed'ün Emin lakabını, ismini veriyorlar hı hı. peygamberimize, güvenilir insan. Ki düşmanları ve İslam'ı tabii, asla kabul etmeyen bile insanlar, Peygamber Efendimiz'i mükemmel bir insan olarak evet. kabul etmişlerdir. Tabii. Hı hı. İşte biz de bu yoldan bu örnekten yola çıkarak kendimize güzel ahlaka dair olan şeyleri edinmemiz lazım. Yani örnek insan olmamız lazım. Dediğimiz gibi burada örneğimiz de Peygamberimizdir. Hı hı. Onun hayatında yaşadığı örnekler, ailesiyle olan, insanlarla olan ilişkiler, işte inanmayan insanlara dahi bir yanlış hareketi gördüğü zaman ne yapıyor? Peygamberimiz ikna ediyor. Güzel bir şekilde izah ediyor. Hemen ona tepki göstermiyor. Mesela günah işleyeceğini söyleyen genci ikna ederken örnekler veriyor. O örnekler sonrasında genci ikna ediyor ve o yapacağı evet. davranıştan vazgeçiriyor. Yani bunlar işte tebliğ metodu, İslam'ı anlatırken hı hı. veya insanlarla olan ilişkimizde de mesela yine bir hadis-i şerifte insanların seviyesine göre onlarla konuşun diyor. Kellimun nas ala ukulihim. Onların seviyesine göre anlayacağı şekilde konuşun diyor Peygamberimiz. Bu çok önemli. Yani veya bir insanda bir hata gördüğümüz zaman onu düzeltmede de bir metot var. Yani insanları kırmadan, üzmeden. Şefkatle. Tabii. Onlara direkt yanlış yaptığını belki ima etmeden normal bir şey anlatıyormuş gibi anlatıp
o anlattığımız veya gösterdiğimiz uygulamadan da o insanın örnek almasını sağlamak. Yoksa işte sen yalan söylüyorsun veya işte şu yanlışı sen yapıyorsun. Sen yalancısın. İşte bu tür ithamlar belki düzelecek insanı bile tam tersi bir duruma düşürebilir. Burada metotlar çok önemli veya işte örneklik çok önemli. Zaten Ali İmran'da da evet. Siz söyleyin isterseniz. Evet, Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah'ın rahmetindendir ki sen insanlara işte yumuşak davrandın, müjdeleyici veya müsamahalı davrandın. Eğer diyor sert olsaydın, insanlar uzaklaştırıcı şekilde davransaydın etrafında kimse kalmaz, dağılır giderlerdi. Evet. Yani tebliğ metodunda da insanlara bir şey öğretmede de bu günümüzde de tabii bizim için de geçerli peygamberimizin örnekliğinde insanları kırmadan, incitmeden onlardaki yanlışları düzeltirken veya söylerken güzel bir metotla onları anlatmak. Yani güzel sözle insanları ikna etmek. Hı hı. Hani bir atasözü var, tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. Yani sözü söylerken seçerek insanları incitmeden söylemek her zaman için yapacağımız işte başarılı olmamıza ne yapar? Yardımcı olur. Hı hı. Dediğimiz gibi örneklik hususunda da bizim en güzel örneğimiz peygamberimizdir. Efendimiz, evet. Onun hayatını örnek almak. Mesela şöyle bir söz söyleniyor bu konuda hocam. Deniliyor ki ya peygamberimiz işte çok güzel bir hayat sürmüş ahlaki açıdan, dini açıdan vesaire, sosyal hayat açısından. Biz onu nasıl yaşayacağız? Bize zor geliyor, uzak geliyor diye ama bunu ne kadar hayatımıza uydurabilirsek, tabii ki peygamberimiz seviyesinde bunu yaşamamız imkansıza yakın ama o yolda ne yapabilirsek, ne kadar başarılı olabilirsek, bir de burada bir hadis-i şerifte peygamberimizin ifade ettiği gibi ameller niyetlere göredir. Niyet çok önemli. Eğer biz niyet olarak peygamberimizi örnek almaya çalışırsak ki burada bir başka önemli husus da Allah'tan yardım dilemek. Bunu peygamberimiz birçok kere yapmış. Mesela nefsiyle ilgili ki peygamberimizin nefsi bizim nefsimiz gibi değil. Terbiye edilmiş farklı bir pozisyonda. Diyor ki Cenab-ı Allah'a dua ederken ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Yani hep Cenab-ı Allah'tan yardım dilemiş peygamberimiz. Veya işte günde diyor ben 70 veya 100 defa tövbe ederim diyor peygamberimiz. Yani bu güzel ahlaka dair şeyler. Ya da mesela Hud suresinde geçen فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti. Peygamberimiz diyor ki bu benim belimi büktü. Yani emrolunduğun gibi doğru ol. Dosdoğru ol bir de. Veya sırat-ı müstakim denilen bir çizgi var. Yani doğru. Kur'an ve sünnet çizgisi içerisinde hayatını sürdürebilmek, istikamet üzere olmak şeklinde ifade edilir. Bunlar önemli. Yani hayatının her anında vefat edene kadar ve bir başka önemli husus son nefeste imanlı gitme endişesi bütün büyük zatlarda da bulunmuş bir endişedir. Yani kimsenin garantisi yok. Yani ben İşte iyi bir insanım, ahlaklı bir insanım, ibadet ehliyim, cenneti garantiledim diye bir düşünce kesinlikle olmaması gerekir Müslümanlarda. Her zaman bir şüphe olması lazım. Çünkü insan hataya meyaldir. Öyle bir özelliği var. Her an hataya düşebilir, yanlış yapabilir. Kendisine güvenip hataya düşmeyeceğini iddia ederek bir yaşamak veya kesinlikle cennetlik olduğunu iddia etmek veya başkalarının cehennemlik olduğunu iddia etmek Müslümanın işi değil. Cennetlik veya cehennemlik olma işi Allah'a ait olan bir iştir. Bizim ona karışmamız veya söz söylememiz doğru değil. Biz insanları kucaklayıcı olmamız lazım ahlaki açıdan. Birliğe, beraberliğe, dostluğa, huzura, kardeşliğe. Dostluğa, kardeşliğe çağıran insan olmamız lazım. Ve öğrencilerimizi yetiştirirken de, din eğitimi verirken de, ahlaki eğitim verirken de bunları öğretmemiz, bunlar üzerinde durmamız ve örnek olmamız lazım. Örnek olmamız, evet. Yani bizim hayatımızda da mesela bir çocuk öğretmenine baktığı zaman veya anne babasına baktığı zaman hayatında o söyledikleri şeyler yapıyor mu yapmıyor mu? Mesela Kur'an-ı Kerim ayetinde Cenab-ı Allah onu buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler niçin yapmadığınız şeyleri yaptık diyorsunuz. Bu Allah katında büyük bir suçtur diyor Cenab-ı Allah. Onun için kişi yaptığı şeyleri söylerse daha çok etkili olur. Veya sizi dinleyen insanlar sizin o söylediklerinizle hayatınızı karşılaştırdığında, yaptıklarınızı karşılaştırdığında eğer bir tezat varsa, terslik varsa o zaman diyecek ki dinleyen insan ya kendisi söylüyor ama kendisi yapmıyor. Bu nasıl bir tezat? Şeyde atasözünde ifade edildiği gibi ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Yani başkalarına iyiliği, güzelliği, iyi ahlakı, güzel ahlakı anlatırken kendi eğer
ahlaksızlığı veya yanlışı, hatayı yapıyor ve bunu insanlar tarafından eğer görünüyor, biliniyorsa bu çok yanlış bir ne durum. Ne kadar uygulanır ki bu? Evet. Yani topluma, işte öğrencilerine, insanlara en büyük yanlış veya kötü örneklik budur. Onun için Müslüman veya işte öğretmen olarak din kültürü dersini veren veya sizin ifade ettiğiniz gibi diğer öğretmenler de aslında hem derslerinde belli kısa sürelerde öğrencilere güzel örnek davranışları hatırlatıp, mesela genel bir şey olması gerekir. Mesela bunu Peygamberimizin metodunda da var. Toplumda veya insanlarda bir yanlış davranış varsa, işte mesela sınıfta diyelim ki bir yanlış davranış görüldü. Öğrencinin şahsını belirtmeden, ismini belirtmeden, onun şahsiyetini rencide etmeden, genel sınıfa anlatarak, isim vermeden anlatılırsa daha faydalı olur. Çünkü o çocuk da rencide olmamış olur. Bunlar özellikle gelişme çağında veya gençlik çağında, o ergenlik çağında dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Yani metot gerçekten önemli. Yani bir doğruyu söylerken kullanacağımız yanlış metot, bırakın onu düzeltmeyi, mahvedebilir. Tamamen aksi bir duruma insanları götürebilir. Götürebilir, evet. Şey aklıma geldi, Ebu Zer radıyallahu anh bir gün Bilal Habeşi'ye bir yerde okumuştum. Evet. Kızıyor, diyor ki, pis sence. Evet, tam bizim ifadeyle tam yani, tam bu amiyane bir tavırla pis sence deyince Peygamber Efendimiz onu uyarıyor. Sen hala cahiliye dönemindesin. Evet. Hala o şeyde kalmışsın. Evet. Asırda kalmışsın. Yanlış diyor. Evet. Mesela şimdi evet kızabilir. Ebu Zer kızabilir Bilal Habeşi'ye. Sinirlenebilir. Sinirlendiği bir şey de olmuş olabilir. Ama bu şekilde onun hakaret karakterine, edelim. Onun ırkına, onun rengine dil uzatmaya hakkı var mı hocam? Yok, kesinlikle. Ama bakın şimdiki kavgalara, bakın şimdi insanların yaptıklarına. Şiddet de belki bu inanç boşluğunda, manevi boşluğundan kaynaklanan bir şey. Şu anda şiddet haberlerini bu kadar sıkça duymamız, bu kadar sıkça dinlememiz bizi belki kahrediyor ama iki dakika sonra unutuveriyoruz, hayatımızın akışına devam ediyoruz. Ama bu manevi boşluk, bu öğretilmesi gereken aslında en önemli şey, biraz ihmal edilebiliyor mu zaman zaman? Hem aileler tarafından hem eğitim öğretim kurumlarında biraz daha mı yoğunlaştırılmalı? Duygular duyguya çevrilmesi açısından. Şimdi mesela öfkedir bu yapılan hatalara götüren insanı. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde esas pehlivan rakibini güreşte yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olandır diyor. En güçlü insan. Evet, yani sabretmek. Mesela sabır hususunda yine hadis-i şerifte sabır belanın ilk uğradığı andadır diyor sabır. Çünkü diyor mesela başımıza bir sıkıntı geldiği zaman, bir bela geldiği zaman onu ilk anda eğer sabırla karşılayabiliyorsak gerçek sabır odur. Yoksa diyor daha sonraki dönemlerde vakit geçtikten sonra artık insan o duruma alışmış oluyor. Yani sabrı göstermiş oluyor. Şimdi insanlara o duyguları, düşünceleri verirken burada önemli olan sadece bilgi değil. İşte onu uygulamaya yönlendirebilmek, uygulama alanında o öğretilenlerin ne kadar öğrenildiğine veya ne kadar tatbik edildiğine dikkat edilmesi gerekir. Bu da daha ziyade bu bizim din eğitimindeki normal eğitimin dışında bir de manevi eğitimi de gerektiriyor. Yani bildiklerini uygulamaya geçme. Çünkü hadiste geçen siz bildiklerinizi uygularsanız, bildiklerinizle amel ederseniz Allah bilmediklerinizi öğretir. Şimdi biz bildiklerimizle amel etmezsek zaten alim diyor ilmiyle amel edendir. Bildikleriyle amel etmeyen alim değildir. Hem yani bilip hem de o bildiklerimizi uygulamamamız bizim düşeceğimiz en büyük hatadır. İşte bu uygulamaya geçmede bize engel olan içsel durumlarımız var. İşte nefsimiz var. Nefsimiz var. Kalbimiz var. Oradaki eksikliklerimiz var. Kötü ahlaka dair olan şeyler oradan arındırmak, temizlemek gerekiyor ve bu da bir manevi eğitimi gerektiren bir husus. Yani sadece bilgiyle veya diyelim ki bir ahlaki güzelliği anlattığımızda bunun uygulamasında eğer problemler varsa bunlar hep içimizden gelen sorunlardan kaynaklanıyor. Mesela şöyle diyelim, bunu hepimiz anlayabiliriz veya biliyoruzdur. İnsanlar diyelim ki bir yalan söylediği zaman
yalanın yanlış olduğunu, hatalı olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Hı hı. Veya bir hırsızlık yaptığı zaman veya işte diyelim ki trafikte veya komşusuna bir olmayacak, yapmaması gereken bir haksızlık. Davranışta bulunduğunda, haksızlık hı. yaptığında hı hı. bunun yanlış olduğunu biliyor mu? Hepimiz biliyoruz. Evet. Peki niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? İşte bu iç anlamda... Kendimizi kurtarmak adına iç belki anlamdaki... de manevra. Eğitimimizin hı hı. eksikliğinden. Evet. Yani bunu daha ziyade bize körükleyen hı hı. kim? Nefsimiz ve şeytan. Hı hı. Mesela şöyle bir örnek anlatılıyor. Deniliyor ki şeytan komutandır, nefis askeridir. Yani şeytan diyor nefsin zaaflarından, eksiklerinden insana yaklaşır. Ve nefsin dördüncü mertebesinde diyor İbrahim Hakkı Erzurumi hı hı. artık şeytan insana müdahalede sıkıntı çeker, boşluk bulamaz. Onun için nefis eğitimi İşte nefsi emmareden başlayıp levvame, mülhime, mutmainne, raziye, merziye ve safiye şeklinde giden o eğitim ve kalpteki arınma. Bunlar nasıl olabilir? İşte nefisle mücadele denilen şeyler var. İşte az yemek, az uyumak, az konuşmak, nefsin isteklerine karşı durabilmek. Çünkü hı hı. nefis diyor Cenab-ı Allah kötülüğü emredicidir. Bunlar hep ahlakı etkileyen durumlardır. İnsanın iç alemidir ama dışa yansıyan durumudur. Çünkü insan hani içinde neyse, ne gibi özellikleri varsa bir şekilde o dışına yansıyor, hareketlerine etki ediyor. Yani içeriği arındırmamız gerekir ki, orayı saflaştırmamız gerekir ki o bizim hareketlerimize, duygu ve düşüncelerimize yansısın. Düzeltebilelim. Hı hı. Yani sadece bilgi verip, işte güzel ahlaktan bahsedip, Kur'an'dan, sünnetten, peygamberimizin örnekliğinden. Sonra da onlardan yazılı yapmak. Yani bu biraz hı. şekilcilik oluyor. Yani hı hı. tamam bilgi var. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi her insan bunu biliyor. Yani bilmeyen yok gibi. Yani neyin kötü, neyin zararlı, neyin günah, neyin sevap, neyin haksızlık, neyin adalet olduğunu hı hı. az çok herkes bilir. Her, çocuklar bile bilirler. Yani bilir. Ama bunu duygu ve düşünceye çevirmek. Çevirmek veya uygulamak hı hı. noktasında sıkıntılarımız var. Hı hı. Burada en önemli hususun iç alemimiz olduğunu görüyoruz. Ve Kur'an ve sünnetin yolundan ve izinden de gitmemiz gerektiği. Gitmemekte ki bu tercihimizin sebebi de bence budur. Yani uygulamada eğer sıkıntı çekiyorsak bildiğimiz halde hı hı. bu bize ağır geldiğinden. Şimdi mesela nefsin hoşuna giden şeyler var. Mesela ibadete yöneldiğimizde hı hı. veya işte bir insana yardım edeceğimizde, hayır yapacağımızda hep bir tarafımız bunu engellemeye çalışır veya zorlanır. Hı hı. Ama mesela diyelim ki böyle boş işle uğraştığımızda, işte bir maç seyrettiğimizde bir şey, yani dedikodu da mesela bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi dedikodu. İşte insanların aleyhine konuşma. Bunlar insanın hoşuna gidiyor. Hoşuna giden kimin hoşuna gidiyor? Nefsimizin hoşuna gidiyor. Hı hı. Mesela şöyle bir ifade var. Deniliyor ki cennete giden yol dikenlerle, zorluklarla doludur. Yani bir imtihandır. Cehenneme giden yol güllük gülistanlıktır. Yani nefsin hoşuna gider. Yani yine bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki kişinin güzelliğindendir boş şeyleri terk etmesi. Biz kendimize lazım olmayan, vazife olmayan birçok şeyle maalesef vaktimizi geçiriyoruz. Ve değerli olan, bizim için önemli olan vaktimizi boşa harcamış oluyoruz. Bu bir nimet aslında. Ya da işte ibadete yöneldiğimizde, diyelim ki bir namaz kılacağımız zaman, bir oruç esnasında veya başka ibadetlerde bize bir an evvel ne geliyor? Mesela bir namaz kılacağımız zaman bir an evvel kılalım, hemen bir oradan başka bir şeye geçelim. Ama mesela bir maç seyredirken veya işte bir dedikodu yaparken, bir şeyler yaparken hiç sıkılmıyor. Sıkılmayan kim? Nefis. İşte namaza durduğumuz zaman hiç aklımızda olmayan şeyleri mesela şeytan getirir diyor. Vesveseler getirir, aklımızda olmayan şeyler. Niye? Çünkü o motivasyonumuzu bozmak için. Çünkü namaz müminin miracıdır. Miracıdır. Allah'a en yakın olduğumuz an secdedir. Secdedir. Ve ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi namaz bizi kötülüklerden alıkoyması gerekiyor. Arındırır. Ve alıkoymuyorsa o zaman bizim kıldığımız namazda bir problem var. Onu biz tekrar sorgulamamız gerekiyor. Evet, yani burada hı-hı. mesela diyelim ki bir makamın huzuruna çıktığımız zaman ne yapıyoruz? Giyimimize, kuşanmamıza, hı-hı. halimize, hareketimize, şeklimize dikkat ediyoruz. Hı-hı. Ama Allah'ın huzuruna çıkıyoruz, hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Yani gönlümüzden neler geçiyoruz ki Cenab-ı Allah kalplerde olanları bilir. Bu ayet-i kerimeliyle sabit, gizli olan da bilir. Ve kalpleri yoklar. Tabii. Hı hı. Bunları bildiğimiz halde kendimize sahip olamıyoruz. Zaten gerçek manada o ibadeti yerine getirsek birçok şeyi halletmiş oluruz. Hı hı. Ve burada da farzlarla beraber nafileler, sırf Allah rızası için yapılan ibadetler, işte oruçlar, namazlar, Kur'an-ı Kerim okumalar, bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak,
Allah'ın sevgili bir kulu olmamıza sebep olacak şeylerdir. Evet. Yani din bir olgunlaşma, bir kemale erme yolculuğudur aslında. İnsanı mesela tasavvufta değil diyor mi? Ki gaye insanı kamil olmadır. Mesela bu noktada en güzel örneğimiz dediğimiz gibi peygamberimizdir. Bütün güzel vasıflar onda var. Hiçbir kötü özelliği yok. Mesela insanları incitmemiş. İnsanları kırmamış. İnsanları ikaz ederken uslubunca hareket etmiş. Yani onları bozacak, üzecek sözler söylememiş. Çok kötü bir davranış, işte mescide gelip yanlış bir davranış yapan bir kişiyi dahi sahabe ona müdahale edecek, dövecekken yapmayın diyor. Kendisine çağırıyor yanına, izah ediyor. Ve o izahı neticesinde o insana ne yapıyor? Gönlünü kazandırıyor İslam'a. Veya mesela anlatılır, Hazreti Ali diyor tam işte savaş esnasında bir düşmanını yere serdi. Tam işte onu öldüreceği zaman düşman onun diyor yüzüne tükürdü. Dedi ki kendi kendine, ben eğer şimdi onu öldürürsem nefsime mağlup olurum. Nefsim için bunu yapmış olurum diyor, yapmıyor. Ve o insanın hidayetine sebep oluyor. Yani burada yapacağımız işleri, davranışları nefsi ön plana çıkarmadan, Allah rızasını ön plana çıkararak, Resulullah'ı kendimize örnek alarak bu şekilde davranmamız bizim daha doğru bir davranış içerisinde olmamıza sebep oluyor. Eğer işte kendimizi ön plana çıkarmak veya işte burada ne akla geliyor? Riya ve gösteriş. İnsanlar beni iyi bilsin diye bunu yapmamamız lazım. Bir iyilik yaparken, birisine yardım ederken bunu daha gizli olmak. Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bilmeyecek. İnsanlar ondan etkilenmeyecek. Ki oradan mesela insanın nefsi etkilenebilir. Hoşuna gider işte övülmek, bak işte ne kadar hayır sahibi bir insan. Ama örnek olma açısından da olabilir, önemlidir. Ama işte ona bir hassas denge var orada. Yani bu aşırıya kaçarsa orada yani şu olabilir. Mesela siz kendinizi eğittiğiniz zaman, nefsinizi terbiye ettiğiniz zaman sahipseniz kendinize, orada sıkıntı olmayabilir. Ama sahip olamıyorsanız veya bunlar aşırılıklara götürüyorsa size, o zaman problem. O zaman bir sıkıntı olacaktır. Yani o artık bir denge içerisinde olması daha doğru. Tabii ki sizin dediğiniz örnek olma, yani başkaları da sizden örnek alsın. Yardımseverlik noktasında. Teşvik olsun insanlara. Teşvik olsun diğerlerine. Bunlar güzel bir şey. Çünkü mesela bugün çocuklara örnek olma. Gerçek manada zenginler vazifelerini yapsalar, hayırlarını yerine getirseler, zekat fakirlik ve sadaka. Fakirlik olmayacak belki de. Fakirlik olmaz, muhtaçlık olmaz. Ve şunu unutmamak gerekir ki zenginlerin malları üzerinde fakirlerin hakları var. Yani aslında zenginken insanlara yardım eden bir lütuf yapmış değil yani. Fazladan bir iş yapmış değil. Yapması gereken şeyi yapıyor. Vazifesini yapması gerekiyor. Olması, vazifesi bu zaten. Olması gerekeni yapmış oluyor. Ama biz bugün maalesef yanlış örnekler çok olduğu için, aksi davranışlar daha fazla öne çıktığı için hep biz yanlış bir şekilde öğrenmiş oluyoruz veya görmüş oluyoruz. Bunlar doğrusu olanı bilmek ve ona göre davranmak daha doğru. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın maalesef sonuna geldik. Tabii ki din eğitiminin gereklilikleri, din eğitiminin temelleri, problemleri ve çözümleri hakkında konuşmaya çalıştık söyleşimizde. Gerçek amacını konuştuk din eğitiminin. Tabii ki dikkat edilmesi gereken hususları da konuştuk. Ve özetleyebilirsek eğer, hani Kur'an ve sünnetin yolunda bir din eğitimi düşünülmeli. Aileden başlanılmalı. Ailede başlar zaten her eğitim. Okul ailede başlar, bütün eğitim ailede başlar dedik ve okulda da dikkat edilmesi gereken durumları konuştuk. Tabii konuşacak aslında çok şey var. İnşallah yine bu bir başlangıç olsun. İnşallah. Yine konuşuruz inşallah. Din eğitimi mükemmele yürüyüşlerin reçetesini verir diyebiliriz aslında. İnşallah bütün insanlar mükemmele yürümek için uğraşırlar. Amaçlarımız mükemmele yürümek olsun sevgili seyirciler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere diyoruz haftaya. Pazar günü saat 18'de tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Kanal 23'te kalın.